Gençler, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ın izniyle. Hiç yayına böyle giren birisini duydunuz mu? İşte biz böyleyiz arkadaşlar. Evet, bugün Milli Eğitim Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki, yani Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarını yapa 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 yorulduk. Vallahi benim de gözlerimin altı çöktü. Yani gördüğünüz gibi. Bugün açıklama yapacağız dedik ama şu an gecenin biri çeyrek geçiyor ve bu yayını ben kayıt olarak oluşturuyorum. Siz video olarak izleyeceksiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki yani gündeme bomba gibi düştü. Bunu yorumlayacağız şimdi. Ne dedi peki Milli Eğitim Bakanı? Hemen ona bakalım. Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler, dedi. Bakan Özer, engelli öğretmen ataması ile ilgili olarak da her yıl yapıyoruz. 20 bin öğretmen atamasını tamamlayalım, kapasiteye göre o da her yıl yapılıyor, dedi. Evet, Bakan Özer'in açıklaması bu şekilde arkadaşlar. Engelli öğretmen adaylarımızın beklentileri ne yöndeydi? İşte onlar Mart, Nisan gibi olmasını çok arzuluyorlardı o dönemde. Yine Ağustos ve Eylül ayında olurlar diye çok bir beklenti içerisindeydiler. Lakin biz ta o zamanlar yani Bakan Özer'in açıklamasına binaen yani böyle aldığımız bilgiler neticesinde sonbahara doğru engelli öğretmen atamasının olacağını söylemiştik arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanı Özer'in bu açıklaması bizi de teyit etmiş oldu arkadaşlar. Onun haricinde yani bizlerin bu konuyla ilgili öngörüleri ne? Bakın bu yani bu yayında en beklediğiniz nokta bu. Biz yine öngörülerimiz neticesinde arkadaşlar engelli öğretmen atamalarının Ekim ile Aralık ayı arası içerisinde olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yani Ekim ile Aralık ayı içerisinde bakın yine burayı vurguluyorum, bu önemli. EKPSS atamalarının ise hemen öğretmen atamalarının akabinde sonrasında Kasım ve Aralık ayı içerisinde olmasını öngörüyoruz arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli. Yani bu normal takvim işleyişi akabinde önümüzde seçimin olması arkadaşlar. Engelli öğretmen atamalarının ve EKPSS atama sayılarının yüksek olacağını bize bu ipucunu veriyor arkadaşlar. Hatta ve hatta Ankara'da milletvekillerini, bakanları ziyaret eden arkadaşlarımızın hep aldıkları istihbari bilgiler bunlar. Yani seçim öncesi Allah'ın izniyle yüksek atamalar olacak arkadaşlar. Tabii böyle olsun. Eğer normal takvimde olacaksa bu atama sayıları yüksek olsun. Yani kesinlikle böyle hani bir hayal kırıklığına uğramayalım. Neticede seçim öncesi herkes böyle memnun edilirken engelli öğretmen atama sayılarının yüksek olmasını, EKPSS atama sayılarının yüksek olmasını da devlet büyüklerimizden bekliyoruz arkadaşlar. Esasında yani burada gönlümüzden geçen şu. Yani keşke bu 20 bin Eylül ayındaki engelli öğretmen alımlarında yani o Eylül ayı öğretmen atamalarına engelli öğretmen atamalarımızda keşke eklenmiş olsa. Yani niye Milli Eğitim Bakanlığı böyle ayrı ayrı bunları düşünüyor ki? Yani esasında 20 bin öğretmen ataması olsun. Yani 1000'i 2000'i
engelli öğretmenlerimize ayrılsın. Yani bir bütün olarak düşünülsün bu. Yani burada esasında bence yani keşke bu şekilde yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bizler Allah'ın izniyle Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak da engelli öğretmenlerimizin yanındayız. Yani KPSS atama sayısı bekleyen tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız. Ve görüyorsunuz canla başla Allah'ın izniyle mücadele ediyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yani lakin bakın ben size şunu söyleyeyim. Artık günümüzün en büyük gücü ne? Medya. Yani bizim kanalımız şöyle 100 bin, 200 bin ya da 1 milyon aboneli bir kanal olmuş olsaydı şu an Milli Eğitim Bakanımız bu açıklamayı bizim kanalımızda yapıyordu arkadaşlar. Yani bu gerçekten biz hani diyoruz ya, ya sizin sesiniz, sizin medya gücünüz. Arkadaşlar YouTube önemli. Kanalımızı destekleyin. Yani çevrenizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı kanalımıza abone yapın. Katıl butonuna basın. Arkadaşlar bunlar önemli. Yani bunları yapın ki bizler Milli Eğitim Bakanı'na, diğer bakanlarımızı, aile bakanımızı, ya inşallah Cumhurbaşkanımızı bile bu kanalda ağırlayalım. Bakın yani bu gerçekten önemli. Eğer yani böyle yani ara ara düşünüyorum. Eğer bu şekilde zaten bizim kanalımız bu şekilde giderse yani engelsiz medya kanalının kapısını kilit vuralım gidelim arkadaşlar. Madem olmasın bu. Yani neyse gelelim yani şimdi moraliniz bozuldu sizin tabi. Yani tabi daha öncesinde bekliyordunuz. Engelli öğretmen arkadaşlarımız, KPSS ataması bekleyen arkadaşlarımız. Bakın biz sabırı bilmiyoruz. Yani önce bir sabredelim Allah'ın izniyle. Her hayırda bir, her şerde bir hayır vardır. Her şerde de bir hayır vardır. Yani beklemesini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin şer gördüğünüz şeylerde Allah hayır yaratmıştır diyor. Yani ondan dolayı ya geç olsun temiz olsun. Sayılar yüksek olsun. Tamam mı? Yani buna dikkat edelim. Şimdi ben şöyle bir tavsiyede bulunacağım sizlere. Şimdi ücretli öğretmen başvuruları da başlıyor. Engelli öğretmen adaylarımızın tamamı ücretli öğretmenliğe başvursunlar. Kendilerini geliştirsinler. Deneyim ve tecrübe edinsinler. Ya ben de ücretli öğretmenim arkadaşlar. Yani ama o kadar çok şey kazandım ki ya daha deneyimli olun, daha donanımlı olun. Bakın ücretli öğretmen yani maaşları da arttı. Yani daha iyi bu noktada. Kendinizi geliştirin. Ücretli öğretmenlerde de bakın şöyle bir şey var. Mesela geçmişte ne oldu? 5 yıl görev yapan ücretli öğretmenlere kadro geldi arkadaşlar. Yani bakın size böyle bir tüyo veriyorum. Yani ücretli öğretmen başvurularına başvuru yapın. Milli Eğitim Müdürlüklerine yani ilçe müdürlüklerine öğretmen olabilmeniz için her türlü referansı gösterin ve bu konuda girişimci olun arkadaşlar. Onun haricinde KPSS ataması bekleyen arkadaşlarımız ne yapmalılar? Onlar da İşkur'un kamu ilanlarını takip etsinler. Bakın hemen hemen her gün kanalımızda, YouTube kanalımızda, diğer sosyal medya kanallarımızda engelli arkadaşlarımız bizleri arıyor. Hocam biz atandık müjdesi veriyorlar. Peki bunu nereden takip edeceksiniz? Facebook'ta bizim engelsiz medya grubumuz var arkadaşlar. Engelsiz medya yazdığınızda Facebook'taki bizim grubumuz çıkar. Orada Çetin Hocam her gün engelli kamu iş ilanlarını paylaşıyor. Bakın oradan takip edin mutlaka, tamam mı? Bunu da unutmayın arkadaşlar.
Evet, yani daha ne eklemek gerekir? Yani bu sözlerimize engelli diyetisyenlerimizin de atamalarının takibindeyiz Allah'ın izniyle. Sağlık Bakanlığımız yani bu konuda bu atamalarda ne yapıp engelli diyetisyenlerimize de engelli sağlıkçılarımıza da güzel bir atama sayıları vermeli diye düşünüyoruz bu konuyla ilgili. Yani saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımız, saygıdeğer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, Sağlık Bakanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Seçim öncesinde lütfen sizlerden ricamız atama sayıları ne kadar yüksek olursa Allah'ın izniyle bizlerin de o kadar dualarını alırsınız. Devletimize inanıyoruz, güveniyoruz. Sizleri seviyoruz Sayın Bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet arkadaşlar, bakın bana da gerçekten hani sürekli belki kızıyorsunuz. Ya sürekli aynı şeyi söylüyor diye. Lakin bizi şöyle görmeyin. Hani diğer kanallar gibi ya beğen butonuna bas, abone ol. Yani bunu dedirtmeyin bize. Neden biliyor musunuz? Bak ben programın başında ne dedim? Eğer bizim 1 milyona yakın abonemiz olmuş olsaydı şu an Milli Eğitim Bakanımız, Aile Bakanımız, Sağlık Bakanımız bizim canlı yayınlarımızdaydı arkadaşlar. Bakın bize destek verin. Katıl butonuna basın. Bizlere destek verin. Engelsiz medya hepimizin kanalı. Yani destek verin, paylaşın. Akabinde böyle abone sayısı çok yüksek olan Instagram, Twitter, YouTube yani böyle çevrenizde ünlü insanlar da varsa ya bizim sesimiz olan Engelsiz Medya YouTube kanalına lütfen paylaşır mısınız? Bizlere destek verir misiniz diye bizlerin elinden tutun. Bir elin nesi var? İki elin sesi var arkadaşlar. Bakın bu yavaşlıkta giderse yani emin olun yani Engelsiz Medya'yı yani kapısına kilit vuracağız, gideceğiz yani. Arkadaşlar. Evet, neyse. Yani hayırlısı olsun Allah'ın izniyle. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Tamam mı? Yani gün doğmadan neler neler doğar Allah'ın izniyle. Bizler arkadaşlar yani bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın her programının takipçisiyiz. Yani ne gerekiyorsa yapacağız. Lakin sizler destek vermezseniz olmaz. Bunu söyleyeyim size. Yani bizler onların kapılarına gittiğimiz zaman Engelsiz Medya YouTube kanalımız dedikleri zaman bakarlar ya ne kadar az yani 10 milyon engelli var diyorlar ama 10-15 bin sayıları var derler. 80 bin EKPSS'ye hazırlanan var derler. 10-15 bin üyeleri var, aboneleri var derler. Demesinler. Medya çok önemli. Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun. Yayınımızı sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayatta hiçbir şey sizin sağlığınızdan, psikolojinizden daha değerli değil. Bunu unutmayın. Kendinizi geliştirin. Tamam mı? Allah'a emanetsiniz.